İzleyip kanalından selamlar. Bugünkü videomda sizlere kaliteli bir anahtar üretmek istiyorum. Fakat gözlerim görmüyor, transfer yapamıyorum, bu gibi işlemleri beceremiyorum diyerek yorumlar atan değerli arkadaşlarımız vardı. Basit bir yöntemini anlatacağım sizlere. Larva transferi yapmadan ana nasıl üretilir? Onun için bir video hazırlayacağım. Şimdi öncelikle daha önceden beslediğimiz bir kovanımızı ayarlıyoruz. Bu kovanın işçileri bol, gerekirse diğer kovanlardan da devşirme usulü işçi sallayarak, birleştirerek bu işlemi de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi kovanımızın yanına bir boş kovanımızı getiriyoruz. Boş kovanımızı yerleştirdik. Öncelikle anamızı tespit edip bulup ayıracağız. Evet arkadaşlar, anahtarımızı bulduk. Şöyle çıtanın ortasında gezinmekte. Anahtarımızı tespit ettikten sonra anahtarımızı bir köşede bekletelim. Buradaki çıtalarımızı diğer konu aktaracağız. Evet, biz gördüğünüz gibi bu kovanımızdan 7-6 çıta aldık. Şimdi anaç kovanımıza tekrar dönüyoruz. Anaç kovanımızın içinde mevcut olan anlarımız mevcut. Kovanımızda. Evet, anaç kovanımızda bir de elimizde bulunan mevcut karbarmış peteğimizi teslim ediyoruz. Ağrımız gerek yerinde duruyor. Çünkü tarlacılar bunun içinde olduğu için anahtarı yoluna devam edecek. Şimdi aldığımız anasız kolonimizi ise ana kovandan bir miktar öteye götürerek işlemimize daha sonra devam edeceğiz. Ben şimdi bu kovanın kalitesiz anahtar üreteceğini düşündüğümden devşirme usulü, buna birkaç tane de çıta vereceğim. Diğer kovanla çektiğimiz bir çıtayı da veriyoruz. Ana üreteceğimizden genç işçi arılarının bol olması gerekiyor. Bu yüzden ne kadar genç işçi arı olursa o kadar arı sütüyle beslenmesi, ananın arı sütüyle beslenmesi o kadar mantıklı olur. Şimdi biz transferleri, yani kısacası günlük yumurtaları vereceğimiz çıtayı vereceğimiz zaman buna boş petekle, sadece kabarmış petek vereceğiz. Kabarmış petekle o vereceğimiz günlük yumurtalı çıtayı teslim edeceğiz. Şuruplamasını, kekini ihmal etmeyeceğiz. Bu şekil yaptığımızda göstereceğiz videomuzu. Evet arkadaşlar, şimdi sırada damızlı kolonimiz var. Damızlı kolonimizin biz kapalı yavrularını içerisinden alıyoruz. Farklı bir kovana teslim edeceğiz. Daha sonra tekrar alacağız bunları. Anayı başka bir şeye aldık, sağlam bir şekilde. Damızlı kolonimizi biz genelde zayıf tutuyoruz. Zayıf tutmamızdaki amaç arıyı yormamak. Arıyı ne kadar yorarsak o kadar yaşlanma oranı artacaktır. Mevcut çıtalarımızda gezdirmek için arıyı, içindeki fazla çıtaları alıyoruz. Fazla çıtaları alıyoruz. İçine iki tane kabarmış yeni petek vermeye çalışıyoruz ki arımız yeni peteğe yumurtlasın.
kabarmış arkadaşlarımızı teslim edelim. Üç gün o anasız kalacak. Üç günde bu uçtalara yumurtlamaya zorunlu hale gelecek. Üçüncü günün sonunda ana arının yumurtladığı çıtaları alıp transfer yapmadan, yöntemini size göstereceğim. Transfer yapmadan çıtamıza yapıştırıp arımıza teslim edeceğiz. Damızlığımızı da bu şekilde hazırladıktan sonra 3 günün sonunda videomuza devam edeceğiz. Yaptığımız straforları tahtaya yapıştırıp balmumuna buladık. Bu işlemi yaptıktan sonra günlük yumurtaları buna yapıştırma işlemimiz kalacak. Onu da videonun devamında göstereceğiz. Tekrar aralığımıza geldik. Yapmamız gereken işlemlerimizden bir tanesi de damızlığa vermiş olduğumuz çıtaların yumurtalı olup olmadığını kontrol etmek. Yumurta atımını yapmışsa yapacağımız ana üretim işlemine başlayacağız. Kontrol edelim şimdi. Bunda da bayağı bir günlüğümüz mevcut. Şimdi bize yarayacak olan günlükleri atmış bulunmakta. Yapacağımız işlemimize başlıyoruz. Şimdi damızlık kovanında işlemimize başlamadan önce besleyici kolonimizi oluşturmaya çalışacağız. Şimdi besleyici kolonimize geçelim. Çektiğimiz günlük yumurtalarımızı şimdi şöyle çıtamıza montajlayacağız. Evet, yapmış olduğumuz aparatımız mevcut, burada duruyor. Çıtamızın tek tarafını zaten yumurtlamış. Evet, gördüğünüz gibi transfer işleminden anlamayan arkadaşlarımız için söylüyorum.
Şu şekil zaten altı bal mumu yapıştırıyoruz. Şuraya istediğimiz miktarda. Örneğin ben buna iki tane bırakmak istiyorum. İki taneye geldiğimizde şöyle parmağımızla ezdiğimiz zaman zaten günlüklerimiz içinde mevcut. Arımız ister istemez buraya yüksük bırakacaktır. Şimdi gerekirse ben iki tane bırakıyorum. Arımızı tuttuktan sonra bunları istediğimiz ölçüde ayarlayabiliriz. Günlüklerimizi çıtamıza yapıştırıverdik. Daha enli bir şekilde de yapabilirsiniz. 2-3 tane de üretebilirsiniz aynı çıta üzerinde. Ben bu şekil ikişer ikişer bıraktım. Ana tutarsa birer tanelerini bozup tek yüksük şekline çevireceğim ben bunları. Şimdi çıtamıza yerleştirelim. Evet, ikinci çıtamızı yapalım. Bu şekil. Evet, transfer işlemimizi bitirdik. Şöyle yumurtalarımızı, günlüklerimizi çıtamıza çektik. Çıtamız şu anda bu şekil arıya teslim edilecek. Birkaç gün sonra kaç tane ana arı tutturduğumuzun kontrolünü yapacağız. Şimdi kovanımıza teslim edelim. Şuruplama ve varovayı da ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Çubuğumuzu verdik, kekimizi verdik, varova çubuklarımızı verdik. Arımızı kapatıp birkaç gün sonra kaç tane kabullenmişler onu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Günlük yumurtaları vermemizin üzerinden hemen hemen 8 gün geçti. Yüksüklerimizi tekrar kontrol edelim dedik. Bakacağız. Arımız yüksükleri nasıl, ne hale sokmuş onu izleyeceğiz. Şöyle bir çıta bırakmıştım ben. Evet, bu çıtamıza gördüğünüz gibi Miller metodu uygulamıştım şöyle. Miller metoduna göre 1, 2, 3, 4. Şu tarafta bakalım. Evet, şu tarafa da bir yüksük bırakmış. 5 yüksük bırakmış. 5, 6 yüksük bırakmış. Bu damızlığımızın çıtasıydı. Bundan kesip almıştık memeleri. Evet, yapmış olduğumuz çıtamız da şöyle mevcut. Şimdi biz kontrol edelim. Kovanlarımızı hazırlayıp memelerimizi çıkartacağız. Öncelikle şöyle ben bir bu çıtayı bir sallayacağım. Arıları üstünden dökeceğim. Memeleri tam net olarak size göstereceğim tekrar. Evet. Yaptığımız yöntemle arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada memelerimiz mevcut. Gözüküyor. Günlük yumurtadan yaptık biz bunları. Bu yöntemi ilk olarak denedik. 18 ana memesi üretmeyi başardık ve günlük yumurtadan yaptık bunları. Kaliteli ana olup olmadıklarını da ilerleyen dönemde çıkan anaları kovanlara verdiğimizde size göstereceğim arkadaşlar. Onun için de ayrı bir video hazırlayıp size göstereceğim. Şimdi başarı şansımız bayağı güzel. Kendi aralığınızda günlük yumurtadan daha kaliteli, daha verimli
ana üretebiliriz. Şimdi kovanlarımızı hazırladık. Kapaklarının örtülerini, her şeyini hazırladık. Sıra kovanlarımıza çıtalarını yerleştirmeye geldi. Tabii ki ben geçen yıldan bunların çıtalarını ördürmüştüm. Biraz da arı sirkeleyeceğiz. Fakat arıyla birlikte günlük yumurta da teslim etmemiz gerek. Arılarımız kovanı terk etmesin. Elimizde olan çıtalarımızı şu şekil. Gördüğünüz gibi minik çıtalarımız. Onlara ikişer tane teslim ediyoruz. Arı sirkelemek için hazırlıyoruz. Çünkü bunda günlük mevcut. Günlük mevcut olduğu için arılarımız kovanı terk etmemesi gerekiyor. Şöyle lastik yardımıyla çıtamıza günlük yumurtalı çerçeveyi verdik. Arımıza bırakıyoruz. Şimdi da bu tarafı alalım. Ne kadar arı silkelediğimizi görelim. Şimdi rahatlığıyla arı silkeleyelim. Damızlık yumurtaları bıraktığımız üretim kolonimizde memelerimiz tam şu anda memeleri kesip kovanlara dağıtacağız. Evet, bu Miller yöntemine göre kestiğimiz mememiz. Şu çıta usulü yaptığım straforla yaptığım, mumladığım çıtalarımız da bu şekil. Şimdi bunu neden bu şekil yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Şöyle pratik bir şekilde kesip memeyi şuradan çıkartabiliyoruz. Memeye herhangi bir zarar vermeden strafordan kesip çıkartıyoruz. Bir daha göstereyim. Şöyle. Straforla yapmıştık. Şu şekil. Kesip memeyi çıkartıyoruz. Aynı şekilde yapıştırdık. Teslim ettik. Memelerin çıkışını bekleyeceğiz. Günlük yumurtadan ana arı üretmiştik. Analarımızın çıkımı tamamlandı. Şimdi 14. gün etti. Bugün kontrollerimizi yapalım dedik. Havada rüzgarlı biraz. Ama gene de ben bir kontrol edeceğim. Merak ettim. Evet. Şöyle vermiş olduğumuz memelerimiz burada. Yüksükten çıkımı gerçekleştirmiş. Görüldüğü gibi. Günlük yumurtadan yapmıştık. Şimdi çıtalarımızı kontrol edelim. Evet, anamız burada. Şöyle net bir şekilde göstereceğim ben size. Burada geziniyor. Daha yeni çıkmış. Aynı şekilde anayı çıkartan başka bir kovana geçelim. Kovanımızı açalım şimdi. Evet. Bunda da gördüğünüz gibi arkadaşlar çıkmış. Evet, anarımız şu parmağımın ucunda. Evet, bundan da bu şekilde bir ana çıkmış.
Daha çiftleşmemiş arımız. Bu çıkımdan bir hafta sonra veya bir 4-5 gün sonra olgunluğa ulaştıktan sonra çiftleşme uçuşuna çıkacaktır. Çiftleşme uçuşuna çıkıp yumurta atımı için tekrar kovana dönecektir. Tabii ki biz bunların yumurtalarının kapalıya dönmeyene kadar kullanmıyoruz. Kapalıya döndükten sonra yumurtalarımızı kekli kutulara bırakarak, kendi yaptığımız kafeslere bırakarak aralığımızdaki kovanlarımıza kabullendiriyoruz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.